Merhaba arkadaşlar, ben Sonucanız. Orjel Matematik yayınlarının 2024 TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tek ve çift sayılarda ilk testi tamamlamıştık hatırlıyorsanız. Sıra geldi ikinci testimizde. İkinci testin de çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi şöyle bir yaklaşalım bakalım. İlk sorumuzla testimize başlayalım. Güzel güzel sorularımızı beraber çözelim arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzda bize diyor ki ABC birer tam sayı ve ABC kümesi vermiş. A dışındaki elemanların yani B ile C'nin toplamı tektir. A ile ne diyor? B ve C'nin toplamı tek. Yani bu arkadaş tek olursa değil mi? Bu arkadaş çift olacak ya da bu arkadaş çift olursa bu arkadaş tek olacak. Biri tek, biri çift. Tamam, birincisiyle ilgili bağımızı kurduk. B dışındaki elemanların toplamı çifttir. Yani A ile C'nin toplamı çiftse, C çiftse A da çifttir. Ya da C tekse, teklet neyi toplarsanız çift yapar, teki toplarsanız. Demek ki A da ne olacaktır? Tek olacaktır. Şimdi bu bilgiler ışığında e, A ile C'nin her zaman doğrudur demiş. 3 tane öncülümüz var, biz bunları bir kontrol yapalım. A ile C'nin çarpımı çift, A ile C'nin çarpımı, şu ikisinin çarpımı çift oldu. Şu ikisinin çarpımı yok. Olmadı. Bak tek tek demiş. O zaman birinci öncülümüz yanlışmış. O zaman bir diyenleri şöyle bir güzel eleyelim. Şimdi ikinci öncülde A ile B'nin toplamından bahsediyor. A ile B'nin toplamı. A ile B'nin toplamı çift tek toplarsak. 2 ile bir toplarsak. 3 tek yapar. Ya da tek tekle çift toplarsak tek yaptı. Burası tek geldi. C neymiş? C bazen çift bazen tek. O olmaz. Yani bazen tek bazen çift sayı se tek seçersek biz bunu çarpımları çift yapmaz tek yapar o zaman bu da iptal. O zaman üçüncü öncülümüz kesin doğrudur. C cevabı bizim doğru cevabımız olacak ama onu bakalım. Şimdi bize diyor ki A ile C'nin toplamı. A ile C'nin toplamı çiftle çift toplarsak da çift. Tekle teki toplarsak çift. O zaman burası çift geldi. Siz çift bir sayıyla neyi çarparsanız çarpın tabi bu arada çalıştığımız küme tam sayılar. Tamam mı? O zaman çarpımları ne gelecektir? Çift gelecektir. Dediğimiz gibi yalnız 3 doğruymuş. Yani doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? C yanmış diyebiliriz. Geldik ikinci sorumuza. ABC birbirinden ve sıfırdan farklı rakam olmak üzere. Tamam. Sıfırdan ve birbirinden farklılar. Ondalık gösterimleri A virgül B ve C virgül B olan sayıların toplamı çift tam sayıdır. Şimdi A virgül B ile C virgül B'yi topladığınız zaman ne yapıyormuş? Toplamı çift tam sayı yapıyormuş. Şimdi sıfır olmayacağına göre o zaman ben B için 5 5'tir diyebilirim. Değil mi? Hatta B'nin net olarak 5 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 5 ile 5 topladık virgülleri değil mi? Burası 0 oldu. Elde var bir bu tarafa 1 gelecek. Şu ikisinin toplamını biz 1 arttıracağız şimdi. Şimdi biz bu ikisinin toplamı 1 arttırdığımızda oluşan sayı nasıl bir sayı? Çift tam sayı. Yani A artı C artı 1 yazacağız biz buraya değil mi? Yani o zaman A artı C için biz tektir diyebiliriz. 1 ekleyince çift olacak çünkü. Yani mesela şöyle düşünün. 1, 5 ile Mesela ne olsun? 4,5'i topladık. Topladığınızda ne yaptı? Bu ikisinin toplamı 5 yapar ama şuradan da ne gelecek arkadaşlar? 0,5 0,5 buradan da bir 1 geldi. Burası ne oldu? 6 oldu. Demek ki A ile C'nin toplamı tek geliyor. Yani biri tek, biri çift. Şimdi A ile C'nin biri tek, biri çift. Yani şöyle yapalım. A, B, C diye söyleyecek olursak bu tek olsa bu çift. Bu çift olsa bu tek. Bu 5. Yani B her türlü nedir arkadaşlar? Tektir diyebiliriz. Buna göre hangileri her zaman doğrudur demiş. A şıkkında üçünün toplamı tektir. Bunun toplamı çift. Bununla topladık çift oldu. Zaten daha ikinciye bakamadan A şıkkını iptal ettik. A ile C'yi topladığımızda tek ile çifti toplarsak tek yapar. Ya da çift ile teki toplarsak ne yapar arkadaşlar? Tek yapar. O zaman burası her türlü tektir. C ile çarpacağız daha sonra. C bazen çift bazen tek oluyormuş. O zaman siz bunun için yorum yapamazsınız. Buna soru işareti bırakalım. Değil mi? A ile C'yi çarptığınızda A ile C'yi çarparsanız A ile C'yi çarptığınızda C ile A ile C'yi çarptığınızda ne olur arkadaşlar? Tekle çifti ya da çifti teki her türlü çifttir. 2 çarpı 3 6 o hep çifttir. Yani burası çift geldi. Daha sonra B ile topluyorsunuz. Çiftle teki topluyorsunuz. B kesin tekti. Sakin ol şampiyon. O zaman çiftle teki toplarsanız ne yapacak burası arkadaşlar? Tek yapacak diyebiliriz. Demek ki her zaman doğru olan neymiş arkadaşlar? Ceyhan'mış. Yani C şıkkıymış. E bakalım isterseniz. A ile B'yi topladığınızda ne yapar? Diğerlerine bakalım. Şimdi öyle yarım bırakmayalım. A ile B'yi topladık. Bazen çift oldu, bazen tek oldu. Şimdi o muallak. Bazen tek, bazen çiftse bunu pas geçelim. A 3'ünün çarpımı tektir. Yok. Bak zaten burada bir tane çift var. Bir tane çift olması bütün hepsinin çifte dönüşmesi anlamını taşır. Yani 3'ün çarpımı çift olur. Burada bir tane çift olduğu için bu üçünü çarparsanız otomatikman ne yapacaktır? Çift yapacaktır diyebiliriz. Yani tek sayı değildir. Bu da kesin yanlış olanlardan. O zaman doğru cevabımız dediğimiz gibi ne geldi? Ceyhan geldi arkadaşlar. Şimdi geldik 3. sorumuza. En kenarlı bir çokgenin içine yazılan A sayısı ile ilgili oluşturan bir sembol. A artan ile ifade ediliyor. Yani kenar sayısı 3 ise içeriye 5 yazdığınızda bakın. Mesela M ise kenar sayısı 3 ise bu neye eşit? M artı 3 eşit. Tamam. 0 faktörel kaç? 1. Kenar sayısı kaç? 3. 4. 1 faktörel kaç? 1. Kenar sayısı kaç? Sayın bak 5. Topladığınız 6. 4 üzeri 3 64. Kenar sayısı 4. Topladığınız 68. Tek tek hesaplayayım ben en iyisi. 3'ün kübü 27. Kenar sayısı 3. 30. Zaten hep çiftleri bulduk. Peki soruyor değil mi? Ya arkadaş yine tutturamadık ya. <laughs> 3 üzeri 2 kaç? 9. Kenar sayısı kaç? 6. Topladığınız kaç yaptı? 15 yaptı. Yani doğru cevabımız denizdir. Ya bir önceden bir bulabilsem sevineceğim de sevinemiyorum. Neyse geldik saat tarafa. Dördüncü sorumuza. Vay. Bir yarışmada yarışmacılara sorular sorulmakta. Ve verilen doğru yanıtlar neticesinde yarışmacıya puanlar verilmektedir. Çok mantıklı. Yarışmada A tane 1 puanlık. A tane 1 puan. Yani A çarpı 1. Daha sonra B tane 2 puanlık. B çarpı 2. C tane de 3 puanlık soru var. Gördüğünüz gibi. Ve yarışmada maksimum 148 puan alınıyormuş. Yani siz bütün soruları doğru cevaplarsanız. Yani A artı 2B artı 3C ne yapacaktır arkadaşlar? 148 yapacaktır. Buna göre aşağıya hangisi daima yukarıdaki öncülerden kaç tanesi daima çift sayıdır demiş. Şimdi şurayı ben bir sileyim be. Şuradan bir yorum yapmaya çalışalım beraber. Şimdi şurası çift geldi bize kardeşim. 2 ile çarpınca çift olur. Doğru mu? Şimdi o zaman şurasının sonucu çift olmalı ki topladığınızda çiftle çifti çift gelsin. O zaman a artı 3c çift geldi. Şimdi a artı 3c nasıl çift olur? Eğer c tekse 3 ile çarpınca da tek olur. Tek bir sayıya tek eklerseniz çift olur. Ya da C çiftse, C çiftse o zaman çifte çift eklediğinizde çift olur. 2'ye 2 eklediğinizde 4 olur gibi. O zaman bizim A ile C aynı olacak. Yani tek tek olacak ya da çift çift olacak. A ile C'den bahsediyoruz değil mi? Aynı. Şimdi mesela şu birinci öncüle bakalım. B parantezini almak istedim. A eksi C oldu. Genelde bu tip sorularda böyle hani ifade burada ne yapılır? B parantezini alınır. A ile C'nin farkı. Bunlar aynı olduğuna göre tek tek ya da çift çift olduğuna göre farklarını aldığınızda iki tekin farkı çifttir ya da iki çiftin farkı çifttir. Burası her türlü çifttir. Siz B ile çarptığınızda e, çiftle bir şeyi çarptığınızda ne olursa olsun her türlü sonuç ne çıkacaktır. Çift çıkacaktır. O zaman birinci öncülümüz daima doğrudur. O zaman Bursa'yı eleyebildim. Tek bir tanedir. Sonra A üzeri B. Şimdi A'nın tek mi çift mi olduğunu kestiremiyorum. O yüzden de yorum yapamam. B'yi de bilmiyorum. Şimdi A tek de olabilir, çift de olabilir. O zaman buna soru işareti. O zaman iki diyenleri eleyelim. 3'e geldik. 3'te de mesela A parantezin aldığınızda ne yaptı? C artı 1 yaptı. A sayısı, şimdi bakın beraber düşünelim. A sayısı tek olabilir. A sayısı tek olduğunda C de tekmiş. A sayısı çift olduğunda C de çiftmiş. Şimdi A tekken o zaman bu da tek olacak. Teke 1 eklediğinizde burası ne yaptı total olarak? Çift oldu. O zaman siz tekle çifti çarptığınızda ne olur? Çift olur diyebiliriz. Bu tuttu. Peki ben A'yı çift seçersem o. O zaman çift seçersek bunu düşünmeye gerek yok. Bu çift olur. Evet dediği zaman daima çift oluyor mu? Oluyor. O zaman doğru cevabımıza gelir arkadaşlar. Denizli gelir diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 5'e. ABC farklı asal sayılar olmak üzere. Şimdi asal sayı dediği zaman aklımıza hep ne gelsin arkadaşlar? 2 gelsin. Şimdi iki dışındaki bütün asallar tektir. 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23. Bunların hepsi saysam da bir şey kesinlik yok. Ama bütün hepsi tektir. Neden? Çünkü eğer içinde bir tane iki çarpanı varsa asallık bozulur. Sadece iki sayısı asaldır. Çiftler içerisinde. Geri kalanların hepsi asalların tektir arkadaşlar. Asal sayı ifadesini gördüyseniz aklınıza hep iki gelsin. Şimdi ABC farklı asal sayıları olmak üzere buna göre hangisi her zaman çift sayıdır. Bu arada bunun için ne demiş? Tek demiş. Şimdi bakalım bakalım. Biz hepsi tekmiş gibi düşünelim. Tamam mı? Şimdi burası tek olacak değil mi? B ile C'nin çarpımı tek. Çünkü ikiyi düşünmeyin. Bütün hepsi tekse B ile C'nin çarpımı ne yaptı? Tek yaptı. E bu da tek. Tek ile tek'i toplarsak ne yapar? Çift yapar değil mi? Ama ne demiş bana? Tek demiş. Oo, o zaman problem çıktı. Problem nasıl çıktı? Demek ki bunlardan bir tanesi 2. Ama hangisi 2 onu keşfetmeye çalışacağız. Şimdi mesela A 2 olsa bunlar ne yapar? İkisi de tek yapar. Bu da tek, bu da tek yapar. Burası da o zaman tek yaptı. 2 ile teki toplarsak ne yapar? Tek yapar. Tamam. A ne olabilir? Çift olabilir. Peki B çift olsa o zaman bu 2 olacak. Doğru mu? O zaman bu tek, bu tek olacak. Şimdi bu, bu ikisinin çarpımı çift yaptı. çiftte tek eklersek tek yaptı. Tamam. Tersi de aynı şekilde geçerli. Demek ki biz hangisinin tek, hangisinin çift olduğunu söyleyemiyoruz. Bir tanesi kesin çift ama. İki tanesi tek, bir tanesi çift. Şimdi bak hemen C'ye gittim. Çünkü hani hangisi tek, hangisi çift olduğunu bilemediğim için buradakilerin hiçbirini yönlendirme şansım yok ama C şıkkında üçünün çarpımı demiş. Yani iki tek bir çift sayıyı çarparsanız ama hangisinin tek, hangisinin çift olduğunu bilmenize gerek yok biri çift sonuçta. Çarpınca ne gelecektir? Kesin ama kesin çift gelecektir diyebiliriz. Beşinci sorumuzda çözümü bu şekildeydi. Geldik 6'ya. ABC gerçel sayıları için A üzeri B çift sayıdır. Gerçel sayıları için uy, burası tehlikeli. Neden tehlikeli? Çünkü kök 3'ün karesi yo kök 6'nın karesi 6'dır. Ama bu demek değildir ki kök 6 sayısı çifttir. Yani sen buradan A üzeri B çifttir diyorsa A çifttir diyemezsin. Çünkü senin sayıları nasıl sayılar? Gerçel sayılar. Yani tam sayı falan değil. Tehlikeli yani baştan söyleyeyim. C üzeri A tek sayıdır. İki şartla yerine gelecek bu arada. Peki bakalım. A üzeri B, C üzeri A. O zaman bir de şey de olabilir. E, negatif sayı da olabilir. Anladın mı? Yani A 1 bölü 3'tür. Eksi 2 yaparsın ya da mesela 1 bölü 4'tür. Eksi 2 yaparsın. Burası ne yapar? 16 yapar. Sen şimdi burada A için tek bir çifttir diyebilir misin? Diyemezsin. Bunun için hadi, mesela şöyle yaparsın mesela. 4 üzeri 1 bölü 2 dersin mesela. 4 üzeri 1 bölü 2 ne yapar? Kök 4 yapar aslında. Kök 4 nedir? 2'dir. Peki sen burada B için tekli çiftir yapabilir misin? Yapamazsın. Bunda da yapamazsın, bunda da yapamazsın. O zaman bence bunların hiçbiri doğru değildir abi. Hiç. Yani hiç tartışmasız hiçbiridir. Yani şimdi benim orada hangisi tek kestirme bir sürü örnek bulur mu yani o şartı yerine getiren. Neden? Çünkü çalıştığımız küme reel sayılar. O durumu oluşturabilecek ihtimaller oluşabilir. Tamam? Bir daima söz konusu olmaz. Geldik yedinci sorumuza. Bakayım benim ismim gözüküyor mu orada? Aa bak gözüküyor. Sonra Akıncı. Şurada. Yeni haline göre. Peki. Bu a bu eski kitap. Peki öbüründe var mı? Bakayım. Aa yok. Bu eski şeyler. Gördün mü? Eski hocamız, Ümit hocamız. Neyse. Devam edelim. Şimdi AYT Soru Bankası'nı 3 yıldır ben çözüyorum. 2 yıldır ben çözüyordum. Bu sene de tekrardan çözeceğim. E, o yüzden üstüm yazması normal de. o bir tarafta geçen sene ben çözmüyordum TYT Soru Bankası'nı. Bu sene ilk defa çözeceğim. Ama herhalde kitap çözümü olarak TET ve aYT olarak bu ikisini yaparım. Daha sonra sürpriz belki bir kitap çözümü yaparız arkadaşlar. Bunların hepsini şimdi soru bankalarının çözümlerini ne zaman bitireceğim diye soruyorsunuz. Ben de 3 aşağı 5 yukarı şöyle söyleyeyim. Yani e, sağlık problemi yaşamazsam Ağustos'un sonuna doğru yani 20'sinden sonra 20 ile 30 arasında ben TET soru bankasını bitiririm. Yaklaşık e, Eylül-Ekim. Ekim'in ortasına kadar da Ekim'in sonuna kadar da. O kasım bulur herhalde. AYT soru bankasını bitiririm. Yani kasımın ortasında iki kitabı da bitirmiş oluruz. Yani plan o şekilde ama durum nasıl gider nasıl gelir bilmiyorum. Bu şekilde olacak. Şu anlık planım bu. Orjinal TET soru bankası ve Orjinal AYT soru bankası kitaplarından birer tanesinin fiyatları aşağıda verilmiştir. Biri e, TET soru bankası X artı Y, AYT soru bankası X artı Z. Orjinal tyt soru bankasından Z tane aldık. Z çarpı X artı Y lira para öderiz o zaman. Değil mi? Aynen. Şuraya Z koyalım. Orjinal Ayet Soru Bankası'ndan da Y tane aldık. Y tane X artı Z öderiz ona. Bu satışlardan kasasına giren para miktar tek sayıdır. Bunu hmm, bunun sonucu tekmiş. Şunları bir daha atalım bakalım. X, Z geldi. Y, Z geldi. Sonra bir Y, X, X, y geldi. Sonra bir YZ daha geldi. O zaman şu YZ'den Z'den iki tane oldu. Şuraya iki koyalım. Şurası çift oldu zaten. Şuraya bakalım. X parantezinde Y artı Z oldu. Şimdi bir de ne var arkadaşlar? İki tane YZ var. Şimdi düzenledik yani biz ifadeyi. Şimdi baktığınızda burası kesin çift zaten. Ve biz kasada tek lirada tek miktarda para ödediğimize göre demek ki burası tek olmalı ki tekli çiftin toplamı tek olsun. Demek ki burası tek. Şimdi burası tek olması ne demek? Hem bu tek hem bu tek. Bütün çarpanların tek olması demek. Yani x de tektir arkadaşlar. Y artı z de tektir diyebiliriz. Şimdi böyle bir fikrimiz oldu. Daha sonra hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Biz bilmiyoruz. Daha başka bir yorum yapamayız. Ama x'in tek olduğunu biliyoruz. Şimdi burası tek. Y çarpı z. Şimdi iki sayının toplamının tek olması demek ki bunların biri çift biri tektir. Ama hangisi tek hangisi çift bilmiyoruz. Yani biri tektir biri çifttir. Ya da bunlar şu şekilde yer değişecek şekilde hareket edeceğiz. Tamam mı? Bir tek bir çift. O zaman y ile z'yi çarparsam ne yapar? Bir tek bir çiftse çift yapar. Tek de çifti toplarsak ne yapar? Tek yapar. O zaman birinci öncülümüz kesinlikle doğrudur. O zaman b ile şey, değişik d şıkkını eledik. Şimdi y kare. Hmm. x çarpı z. Şimdi x, y, z. Şöyle yapalım. x kesin tek. y tek olsun. z çift olur. x tek. y çift olduğunda z tek oldu. Şimdi y kare ne demek? Tek. Artı bununla bunun çarpımı ne yapar? Çift. Tekle çifti topladım. Tek. Tamam, ki tuttu. Şimdi ikinciye bakalım. Y kare şimdi bu sefer ç'den e, çiftten yorum yapacağız. Çiftin karesi çift. Artı x çarpı z. Bununla bunu çarptım ne geldi? Tek geldi. Çiftle teki topladım. Tek oldu. Aa bu da tuttu. O zaman ikinci öncülümüz de doğru. Bu da gitti. O zaman 3'e kaldık. 3'e kaldık. Şuraları bir temizleyelim. Tekrar aynı çalışmayı yapacağız galiba. Z kare. Şimdi Z kare dediğin şey çiftin karesi çift. 2'nin karesi 4 çift. Artı X ile Y'yi çarptınız. Tek geldi. Bu ikisinin toplamı tek gelir. Ama burada çift demiş. O zaman daha birinci kısımda iptal oldu. O zaman buna yanlış diyoruz. Doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? C yan gelecek diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Geldik 8. sorumuza. Bakkal Selam Bey Gün sonunda kasasında biriken 1 liralık madenin paraları sırasıyla Aras, Berk, Duru, Ahmet'e birer tane verdikten sonra tekrar başa dönerek aynı sıralamayla parası bitinceye kadar aynı şekilde paylaştırıyor. 1, 1, 1. Sonra tekrardan 1, 1, 1, 1. Herhalde böyle yapıyor değil mi? 1, 2, 3, 4 vermiyor. Eşit Toplamda x lirayı paylaştırdığında en az parayı Ahmet alıyor. Şimdi nasıl veriyor? Önce Aras'a, sonra Berk'e, sonra Duru'ya, sonra da Ahmet'e. Tam bu Aras, bu da Ahmet. Toplamda X lirayı paylaştırdığında en az parayı Ahmet alıyorsa demek ki tam bir tur döndü, bir tur döndü, bir tur döndü. Tam Ahmet'e geldiğinde bence para bitti. Yani 4-4 dağıttı. 4x. Sonra Aras'a, Berk'e, Duru'ya birer lira daha verdi. Para bitti. 4x artı 3. Demek ki X lirayı paylaştırdım. X demeyelim de oraya K diyelim. 4K. Çünkü burada X var. Değil mi? O zaman Toplamda X lira, 4K artı 3'e denkmiş. Şimdi burada ne demektir? 4K, 4'ün katıysanız siz kesin çiftsinizdir. Çifte 3 ekleyince ne olacak? Tek olacak. Demek ki X ne geldi arkadaşlar? Tek geldi. X tekmiş. Şimdi bunları tek tek yazalım. X tek. Sonra toplamda Y lirayı paylaştığında en az parayı Aras alıyor. En az parayı Aras... En fazla parayı Aras alıyor. Özür dilerim. Şimdi en fazla parayı Aras nasıl alır? Yine dörtlü dörtlü dağıtır. Arasa da verir 1 lira en son. Para biter. O zaman ne diyelim? 4K artı 1 diyelim mi? Bu da Y'ye eşitmiş. E 4'ün katının bir fazlası demek. Y ise o zaman Y de tek olacaktır. Çünkü bir sayı 4'ün katı olduğunda çift oluyor. Bir eklersek ne olur? Tek olur. Demek ki burası tekmiş. Şimdi toplamda Z lira paylaştığında en fazla parayı Aras ve Berk alıyor. Şimdi Aras'a verdi, Berk'e verdi. Para bitti. O zaman Z dediğin şey ne geldi? 4-4 dağıtlık paraları tur atıyoruz şimdi. Bir 4 dağıttım, bir 4 dağıttım, bir 4 dağıttım. Hep eşit geldi. En sonunda arasa verdim, belki 1 lira verdim. Para bitti. O zaman artı 2 daha koydum. O zaman Z dediğim şey 4K artı 2. 4K çift olduğuna göre 2 eklersek o da çifttir. Yani Z ne oldu arkadaşlar? Çift oldu. Şimdi bu duruma göre bakalım neler olacak karşımızda. Hangisi tek sayıdır? X'te Y'yi çarptım. Tekle teki çarptım. Tek yaptı. Korktum. Kedi de, Çiko. Çiko ne oldu? Ne oldu Çiko? Alayım mı seni? Gel. 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 Dur kız. Dur. Bak. Bak bak. Allah Allah. Sen öyle mi yavlamazsın? Niye öyle acı acı mı bir birden? Neyse devam. Şimdi x çarpı y. Şimdi nerede kaldık? Kusura bakmayın. x ile y'yi çarptım. x ile y'yi çarpınca ne oldu? Tek oldu. Burası tekmiş. Şimdi şurası tek. Çift ekledim. Yani 1 artı 2 3. Tek sayımdır. Tek sayıdır. Aşık doğru. Allah'ım ilk defa da tutturdum. <laughs> B şıkkı. 3'ünü çarparsanız ne yapar? Tek tek çift çift yapar güle güle. X, Y'yi topladım ne yaptı? Tek de teki toplarsak 1 artı 1, 2 yapar çift yaptı gitti. 3'ünü toplarsak tek artı tek artı çift. 1 artı 1 artı 2 ne yapar? 4 yapar bu da gitti. X eksi Y 1 eksi 1 eksi 2 ne yapar? Çift yapar bu da gitti. Gördüğünüz gibi A şıkkı doğruymuş diğerleri yanlışmış. Hadi bakalım sağ tarafa geçtik. Son 2 sorumuzdayız. Şimdi burada ne var? Şekil 1'de verilen 4 birim kareden oluşturulmuş kare sarı tuşa bir kez basıldığında Altta tuş var. O tuşa basıldığında o merkeze etrafında saat yönü 90 derece dönmektedir ama e, iki şekil farklı dönüyor galiba. Yok iki aynı dönüyor. İkisi de saat yönünde dönüyor değil mi? Evet aynen. Bu tuşa sırasıyla A, B, C defa basıldıktan sonra şeklinde verilen görüntü elde edildiğine göre A artı B artı C kez bastık. Şimdi önce şekil bir karşımıza duruyor. Sonra biz bunu saat yönünde çevireceğiz. Şimdi bir kere çevirdiğimizde F şöyle dönecek. Ben şimdi orada bir kurnazlık yapabilir miyim? Yani şöyle bir kurnazlık yapsak. Copy böyle yapsak. Şimdi şöyleydi. Değil mi? Tamam. Bir kere böyle. Bir kere etti iki. Bir kere daha döndürdük. Üç. Aynısı oldu mu? Oldu. Demek ki şimdi bir dört kere bassak tekrar aynı yere gelecek ya. Demek ki Artı 3 fazladan basmam lazım. Yani burası 4K artı 3 modelinde olmalı. Yani benim düşüncem burası zaten çiftse çiftin 3 fazlası tek yapar. O zaman A artı B artı C'nin toplamı nedir? Tektir. Söylüyorum yanlış yazıyorum. O zaman 3'ün toplamı tek. Ama kim tek kim çift bilmiyoruz. Buna göre aşağıya hangisi kesinlikle tek sayıdır demiş. Şimdi 3 tane tek sayının toplamı tek olabilir. Ya da iki tane çift, bir tane tekin toplamı tek olabilir. Doğru mu? Aynen. Şimdi o zaman burada da muallaklarımız var. Bakalım bakalım. Şimdi B ile C'nin çarpımı çift. Hangisi kesinlikle tektir? Pardon. B ile C'nin çarpımı. Burada tamam. Burası tek de bunda bunu mu çarpıyoruz? Bunda bunu mu çarpıyoruz? Tam bilmiyoruz ki. Bu olmaz. C şıkkı gitti. Şimdi A'ya bakalım. Şimdi A kesinlikle tektir. Ben size söyleyeyim. Toplama ya da çıkarmada tek artı tek de tek çifttir. Tek eksi tek de çifttir. Yani orada toplama ya da çıkarma yapmamızın bir esprisi yok. Yani 2'den 1 çıkarınca da 3 yapar tek yapar. 2'den 1 çıkarınca 3 yapar tek yapar. Maşallah Soner. 2'ye 1 ekleyince de 3 yapar tek yapar. 2'den 1 çıkarınca da 1 yapar tek yapar. Yani gördüğünüz gibi bu üçü her türlü ne olacaktır? Tek olacaktır diyebiliriz. Bu, bu ve bu ne olmayacak? Olmayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geldik 10. sorumuza ve testimizin de dersimizde son sorusuna. Şimdi matematik öğretmeni Fatih Öğrenci'nin aşağıdaki soruyu hazırlamış. Soruda ne diyor? X artı 3Y bölü 2Z. Biz hemen yardım edelim. Çözmeye çalışalım. X artı 3Y. içler dışarı yapıyorduk değil mi bu tip sorularda? Eşittir 2Z'ye geldi. Şimdi o zaman burası her türlü çiftmiş. Evet. Demek ki ya bu çift bu çift olmalı. Yani x, y, z incelediğimde z hakkında fikrim yok ama x ve y aynı anda çift olmalı ya da aynı anda ne olmalı arkadaşlar? Tek olmalı diyebiliriz. x ile y o zaman aynı olacaktır. Buna göre aşağıdaki hangisi daima çift sayıdır diye bir soru var tahtada. Fatörtten soru incelerken sorunun iki doğru cevabı olduğunu görmüş. Buna göre soruyu aşağıdaki hangisi işlem yapılırsa sorun tek cevabı olur demiş. Şimdi baktığınızda x ile y'nin çarpımı bazen tek bazen çift. Daima çifttir diyemem. x kare bazen tek bazen çift. Mesela x çarpı y bazen tek bazen çift. Ya da şöyle yapalım. Şurayı x parantezine alalım. y artı 1 olsun. Mesela x çiftse şuradan bakalım. Tamam mı? y de çifttir. Çifte 1 eklersek tektir. Çiftle teki çarpınca çift yaptı. Ya da x'i tek kabul ettim. Şimdi ikinci ihtimal diyeyim. X'i tek kabul ettim. Bir fazlası çift yapar. Tek de çift çarptım. Çift yaptı. Demek ki bu ihtimal doğru. Tamam mı? X ile Y'nin farkı çiftle çiftin farkı da tekle tekin farkı da nedir her zaman? Çift sayıdır. Gördüğünüz gibi iki tane doğru cevap var. Aynen. Buna göre aşağıdaki soruyu, yukarıdaki soruyu, açıkçası hangisi işlem yapılırsa sorunun cevabı, doğru cevabı tek. Sorunun tek doğru cevabı olur. He. Demek ki biz bundan ve bundan birini değiştireceğiz. Yani biz D ya da E seçeneklerine bakacağız. Şunlara bakacağız. Şimdi şurayı ne yapalım? X parantezinde Y eksi 1 diye yapalım. Tamam mı? E seçeneği de X eksi 2Y. Şimdi X eksi 2Y soru neydi? Daima çiftti. He, o zaman ben edin edinledim. Neden biliyor musun? Çünkü burası her türlü çift olur. X bazen tekti. Gelsin buraya. X bazen tekti bazen çiftti. Yani ben buraya tek yazarsam Sonuç tek çıkar. Çift yazarsan çift çıkar. Demek ki E şıkkındaki bu ihtimal daima yani bize sorduğu gibi daima çift çıkmaz. O yüzden ben E'yi tayma. O yüzden de ben E şıkkını değiştiririm arkadaşlar. Ki hemen şuradan göz kopya çekince doğru cevabın olduğunu anlarsınız. Anlaştık. Ve böylece tek çift sayılarda sakin ol. Böylece tek tek... Böylece tek çift sayılarda ikinci testimizi beraber tamamladık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.